Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Melih Kumasar. Bugün yine yeni bir video ile beraberiz. Videoya başlamadan önce lütfen abone olup yorum yapmayı unutmayalım. Bunlar bizim için çok önemli. Sizin için çok basit şeyler. Civcivlerimiz büyüdü. Büyüyor yani yavaş yavaş. En sonki gösterdiğim görüntüden itibaren bir hayli büyüdüler yani. En son gördükleriniz halden bugüne boyları attı. Ben de daha yeni gelebildim. Hava durumu kötü olduğundan ötürü daha yeni geldim ve civcivler yaklaşık epey bir büyüdüler. Boyları attı. Yavaş yavaş da daha da büyüyecekler. Böyle büyüme süreçlerini sizinle bu şekilde paylaşacağım. Diğer ki videoya baktığınız zaman diğer ki videoda bu civcivlerin kafeslerin içerisinde daha çok olduğunu görmüşsünüz. Ve biz bunları ilk geldikleri zamanlar bu şekilde tuttuğumuzu size videoda ben söylemiştim. Bunların diyarası diğer alttaki civcivhanemize taşındı. 16. 17. haftaya kadar bunlar ayrı bir şekilde iki civcivhane olacak şekilde büyüteceğiz biz bunları. Ölüm yapma oranları çok düşük. Ölüm yapmadılar böyle aşırı derecede. Yani bizi mutlu etti. Sen ne yapıyorsun? Ne oldu sana? Oyun yapıyor bize. Mesela iç ısıdan bahsetmiştim daha önceki videolarımda. Şu anda civcivlerin iç ısısı 24 derece 23 derece arasında. 23 derece şu anda civcivlerin içi. 23 derece demek yani bir önceki videomu hatırlıyorsanız 33-34 derece aralarındaydı civcivlerin gramajı. Şu anda da yem sürü gübre çekiliyor. İsmail abimiz. Kolayesi abi. Burayı da göstereyim. Bunlar da pek gübre olmuyor. Bu şekilde. Bunlar da pek gübre olmuyor. Bu şekilde sadece toz atıyoruz neredeyse. Civcivlerin yaşları küçük olduğu için. Küçük oldukları için. Yani gübre pek çıkmıyor. Genelde böyle yerde gördüğünüz gibi şu şekilde tozlar oluyor. Tüyler oluyor. Aralarında böyle çok ufaklar çıkabiliyor. Çok ufak civcivler. Onları hayata tutmaya çalışıyoruz. Fakat olabiliyor tabii böyle. Zayıf kalanlar gidiyor yani. Gidiyor onlar. Yemlerini yiyorlar. Sularını içiyorlar. Keyifleri yerinde. Sağlıkları da çok iyi. Biz de mutluyuz. Yorum kısmına merak ettiğiniz şeyler olursa lütfen yazın. Elimden geldiğince bütün yorumlara cevap veriyorum bu sayfada. Vereceğim de yani merak ettiğiniz her konuyu sorabilirsiniz. Bakın bir tane orada ufak bir civciv gördüm. Bakın şurada. Bakın küçük kalmış mesela. Şurada görüyorsunuz. Ufak kalmış bir civciv var. Bugünkü videomda sadece civcivlerin büyüme aşamasını görmenizi istedim. Yani civcivlerin büyümesi nasıl oldu? Yani 10 günlük bir süreç zarfında bunlar nasıl büyüdü? Kanatları çıktı mı? Bakın mesela kanatlarını görüyorsunuz hepsini. Çok tozlu olur civcivhane. Aralarında bazen horoz olabiliyor. Horozları veriyoruz arkadaşlara. Sağa sola işe dosta. Bize horoz işimize yaramıyor çünkü. Bakayım horoz görürsem size göstereceğim. Burada horoz yok gibi şu an. Burada da göremiyorum.
gözümden kaçıyor. Siz gördüyseniz yorumlara belirtin arkadaşlar. Horoz çıkıyor yani. Yani horoz kesin vardır içinde. Yani yok diye bir şey yok. Şöyle şu kadar yok. Bir de bu tarafa bakayım. Civciv var mı? Horoz var mı? Elimden geldiğince sessiz konuşmaya ve yavaş davranmaya çalışıyorum ki civcivler korkmasın. Arkada da havalandırma çalışıyorum. Panik yapmayın, panik yapmayın. Civciver korkuyor yani böyle içeride gezdiğimiz zaman. Bu tarafta civciver nedense daha çok korkuyor ama. Gözünüze çarpan bir problem yok yani, böyle bir arada durmuyorlar. Veya ayrı ayrı durmuyorlar. Bunlar bize mesajlardır. Ayrı ayrı duruyorsa çok sıcaktır. Bir arada duruyorsa üşüyordur civciver. Böyle şeyler yok şu anda. Ama horoz hala bulamadım. Şuradaki sanki bakın horoz. Şurada arka tarafta bir nasıl kaybettim şu an ama. Şu da horoz olabilir. Taşlı arka. Yani idikleri daha büyük oluyor bu yaşlarda. Öyle ayırt edebiliyoruz. Siz de görürseniz işte videonun şu dakikasındaki kafeste şurada mesela horoz. Yorumlara yazın. Ki ben gözümden kaçıyor belki, göremiyorum. Horoz yok arkadaşlar. Civcivler bu şekilde. Bugün bir sadece bir bilgilendirme amacıyla bir video çekmedim. Civcivlerin durumunu göstermek için bir video çektim. Bu video atmadığım süreç zarfında civcivler nasıl hızlı büyüdüğünü, yani hızlı da çok büyük, hızlı büyümediler. Etlik gibi değiller yani. Bu süre zarfında mesela etlikler tavuk kadar büyüyor. Bunlar etlik olmadığı için bunlar 5 ay falan, 16-17 hafta. Biz bunlara sadece yem veriyoruz, büyüyorlar. Yumurta almıyoruz yani bu süre zarfında. 19-20. Hafta civarında yumurta atmaya tek tek başlarlar. O süreden sonra mesela yumurta alabiliriz civcivlerden. Çünkü daha bunlar büyüyecekler. Büyüdükten sonra yumurta alabiliyoruz. Etlikle karıştırmayın yani arkadaşlar. Bir anda veriyoruz falan. Öyle bir durum yok yani. Yok işte çık aç kapa yapıyor musunuz? Yok iğne vuruyor musunuz? Bir anda nasıl büyüyorlar? Normal büyüme süreçleri yani. 20 günlük falan oldular çünkü. 15 gündür de video atamıyorum yani. En son çektiğim zamanla civcivler 5 günlüktü. Bugün 20 günlük falan oldu civcivler. Hava durumundan ötürü gelemedim buraya. Evet arkadaşlar, video bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yorum ve like atmayı unutmayalım. İyi günler.